Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mount & Blade Warband'da yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Ve efendim, bu bölümümüzde Osmanlı serisinin 75. bölümüne tekabül etmekte. En son geçtiğimiz bölümde Mora Despotluğu'nun elinden Mora ve Açıya kalelerini ele geçirmeyi başarmıştık. Buraları kendi kontrolümüz altına almıştık. Bununla beraber de Osmanlı Devleti'nin bir saldırısına maruz kalmıştık. Artık Osmanlı Devleti ile savaş halindeyiz ve tek başımızayız. Üsküp Kalesi'nin önünde tek başımıza bu mücadeleye başlıyor ve diyarda gezinmeye çalışıyoruz efendim. Bu arada benim elim birazcık fazla alıştı Bannerlord'a. Değil mi? Fazla alıştı. Yani Pataküte yine ağzımı burnumu dağıtırlar geldikleri yerde de. Bannerlord için konuşuyorum tabii ki. Yani Bannerlord da yine beni benzetirler ama en azından haritada gezinmeye falan daha çok alıştım. Buna bir parça daha yabancıyım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi benim öncelikli amacım buradaki lordlardan birine, padişaha ya da kayınpederime yakalanmadan şurada bulunan Balıkesir'den, Tavşanlı Köyü'nden, Bilecik'ten, İznik'ten buralardan adam alabilme. Şu an için benim planladığım en büyük hedeflerden biri bu. Köylerden adam toplayıp birazcık daha büyük bir orduya hitap etmeye çalışacağım. Birazcık daha fazla asker yetiştirmeye çalışacağım. Zira yeni aldığımız kalelerde doğru düzgün asker yok. 70-80 asker koymayı anca başarabilmiş vaziyetteyiz. Bu yüzden sinsice ilerleyip asker toplamam gerekiyor. Bu arada babuşlar, katıla özel 10 bölümlük bir Cities Skylines serisiyle beraber sürekli güncellenen bir mobil oyun serimiz var. Eğer sizler de katılın avantajından faydalanır ve kanala katılırsanız, destek verirseniz bu serileri izleyebilirsiniz, haberiniz olsun. Katılın avantajından faydalanmasanız bile, evet sesimin niye gittiğini anladınız sanırım. Katılın avantajından faydalanmasanız bile dilediğiniz zaman Samet Güngör Live YouTube kanalından bu videolara erişim sağlayabileceksiniz, haberiniz olsun. Hani katılan babuşlar bütün bölümleri tek seferde seyredebiliyorlar. Live'ı takip eden babuşlara da her gün saat 12'de Cities Skylines serisinin yeni bölümü yayınlanıyor, haberiniz olsun. Mobil oyun serilerimizde Samet Güngör Extra kanalında yayınlanıyor. Ve şurada bir bizim Memlüklü askere yardım edelim. Memlüklü derebeyine yardım edelim. Oo, ses bana bir parça fazla geldi. Şurada Memlüklü derebeyine yardım edelim. Çünkü Osmanlı ne kadar zayıflarsa benim için o kadar iyi. Hatta ve hatta şöyle bir şey bile yapabilirim. Eğer elimde bulunan yeniçeri miktarını arttırmayı başarırsam Edirne şehrini kendime almaya çalışabilirim. Ve bu benim aldığım İlk şehir olur seri süresince. Bayağı da iyi olur diye düşünüyorum. Atlı askerlerimin avantajından faydalanacağım. Elimden geldiğince hareketli davranıp böyle arkalarda kalan hafif zırhlı üniteleri avlamaya çalışacağım. Gerçi bunlar da Osmanlı askeri yani. Buradaki askerler de zırhlılar. Aa şey, bu arada Bannerlord'dan sonra dövüş mekaniği bayağı bir farklı geliyor biliyor musunuz? Yani bir Bannerlord bir Warband, bir Bannerlord bir Warband oynadığında insan bayağı bir afallıyor efendim. Senin de aklını alacağım kardeş. Çok güzel. Bizimkiler elemanları bayılttı. Bayıltmaları iyi bir şey aslında. Bayıltmaları sayesinde fazla fazla esir kasabiliyoruz ve esir ticaretinden de çok güzel para geldiğini söylemekte fayda var. Elimizden geldiğince düşman askerlerini yaralayarak esir almaya çalışacağız. Ve müttefik de sağ olsun, adam daha askerlerini kıpırdatmamış bile usta. Adam daha askerlerini kıpırdatmamış bile. Sadece bizim ordu çarpışmış burada. Neyse, sağlık olsun, sağlık olsun. İbrahim Bey, siz de kendinize dikkat ediniz efendim. Bu arada bu Demertios, Palagios kim biliyor musunuz? Mora Despotluğu'nun lideri abi. Adam Mora Despotluğu'nun lideri usta. Krallık yıkıldı, lider elimde kaldı. Ne yapalım? Kaderimizde bu da varmış demek ki. Krallık yıkıldı, elimizde kaldı ortalık. Bu Türkmen akıncıları bana saldırıyorlar mı acaba? Ve İbrahim Paşa ve askerlerine girmek istemiyorum. Çünkü ondaki askerler de hani yeniçeriler falan abi. Zırhlı yeniçeriler, kapıkulu sipahileri, Osmanlı Devleti'nin askerleri diğer devletlere nazaran çok çok güçlü. Özellikle bu senelerde böyle bu durumlarda başıma çok bela almak istemiyorum. Tekirdağ'a bir girelim. Hemen Tekirdağ'dan şöyle hızlıca asker almaya çalışalım.
Gönüllülerimizi alalım, ardından şöyle bir kaçalım. Kesinlikle Osmanlı köylerine yağma atmayacağım. Bu arada sağ tıka basılı tutup haritanın etrafında dönmeye çalışıyorum. Eğer böyle bir yapaylık seziyorsanız, şöyle hızlı oynama seziyorsanız o yüzden. Çünkü Bannerlord'da sağ kliye basılı tutmadan sağ sola oynamak mümkün değil ve Osmanlı Memlük'le ateşkes anlaşması imzaladı. Bu ne demek? Bu tez zamanda karşımıza çıkabilir demek ve köyden adam alırken ahanda düşmanlar karşımıza çıktı. Abi Bannerlord olsa acayip korkardım var ya şu an. Şu an Bannerlord olsa inanılmaz korkardım abi. Bannerlord'da hani böyle kalkan mekaniği hareketlere göre otoblok yok. Otoblok olmadığı için acayip şey yapıyorum ya. Acayip çekiniyorum orada. Bu arada merak etmeyiniz, Bannerlord serimizde devam edecek. Efendim şu acemi olanları var. Ondan sonra yiyecek almak istiyorum ama otomatik almayacağım abi. Köylülerden erzak satın al. İşte elmadır. Efendime söyleyeyim balıktır. Al bakalım böyle envanteri bayağı bir yemekle dolduralım. Osmanlı köylerinin şey yapmasından çekinmiyorum. Ekonomisinin kalkınmasından çekinmiyorum. Aksine olması gereken bu gibi geliyor zaten bana. Şimdi şuradaki adamlara da bir kemençe çevirelim. Eğer elimi... Oy, ay, kayınpederim. Kayınpederim canım. Artık söz söylemenin vakti geçti mi? Bana dalmasan... 4800 dinar verirsen sana dalmam. Abi al. Kayınpederim tarafından ütüldüm. Arkadaşlar kayınpederim tarafından ütüldüm. Kayınpederim bana daldı. Kayınpederim bana saldırdı. Babacım sen yani abi damadının lan böyle zamanında omuz omuza az mı çarpıştık? Şu 4 tane yeniçeriyi pataklatacağım. O 4 yeniçeriden de 73 asker gelecek. O 73 askerle yeni bir grup koyacağım abi. Yeni bir grup kuracağım. Zamanında o kadar omuz omuza savaştık be. Oğlum kayınpeder hiç acımadı ha. Kayınpeder bizi bir söğüçledi. Oo yolun acak kaz gelmiş. Hoş geldin lan dedi böyle bir yoldu bizi. Tabii kendi krallığımızı kurduğumuz için böyle bir parça bizi tripli diye tahmin ediyorum. Karaman Kalesi Süleyman Paşa tarafından kuşatıldı. Abi zaten hani o Karaman Kalesi'nin olayını bilmeyenler için de söyleyeyim. Karaman Kalesi bizim Monaster'la takas ettiğimiz bir kaleydi normalde ama kardeş ben sizi nasıl yakalayacağım ya? Allah'ınızdan bulun be ya. Abi bir saniye. O adamları istiyorum abi. O adamları istiyorum. O adamları istiyorum da bu yeniçerileri nerede kim tutacak? Ben tutamıyorum, yakalayamıyorum bu herifleri. Hızları 5.1, benim hızım 4.6. Bu gidişle şey yapması imkansız. Abi Mora Despotluğu nasıl Sırbistan'a savaş ilan edebildi peki? Yani Mora Despotluğu'nun lideri falan benim elimde. Baba peki şöyle bir ani saldırı yapamaz mıyım? Bak Pristine'de bir bekleyelim. Pristine'de bir bekleyelim. Kimseye dalmayacağız. Baba bir sakin ol. Sakin, 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 sakin. Abi istediği kadar sakin olsun. Ben oraya yetişemiyorum galiba ya. Harbiden ben oraya yetişemiyorum galiba. O 73 askeri bir alsam ama var ya. Ah bir alsam onları. Şş, hadi gelin lan buraya. Oğlum bir gelin lan. Malkoçoğlu akıncıları 51 kişi. Ya abi o önümde potansiyel bir ordu var. Yani tutsaklardan, esirlerden oluşacak bir ordu olacak elimde ama yakalayamıyorum elemanı ya. Neyse ne yapalım? Topladığımız 2-3 askeri yanımıza kâr sayalım. Akkoyunlu Devleti Macar'a savaş ilan etti. Mora Despotluğu Akkoyunlu'ya daldı. Mora Despotluğu diye bir devlet yok anam. O işi bir geç, o işi bir geç. Babacım şimdi yani Osmanlı ile çarpışacaksak bu adamların gücünden, kudretinden çekinmemiz lazım. Gücünden, kudretinden de çekineceksek şayet şöyle bir sınırlara asker yığmamız lazım. Abi Karaman Kalesi alınabilir. Zaten Karaman Kalesi alınmalı. Yani orayı almaları için bıraktık. Şöyle bir asker depolamaya devam edelim Üsküp Kalesi'ne. Yani muhtemelen ilk saldıracakları yerin Üsküp Kalesi olduğunu tahmin ediyorum. Ya da Tırnova Kalesi olur. Tam emin değilim ama elimden geldiğince onları savunmaya çalışırım. Henüz daha benim köylerimi yağmalamaya çalışanlar olmadı. Aa bu köyden asker alamıyor muyum? Bu iş kötü oldu işte. Bu iş kötü oldu abi. Konstantin köyü. İyi abi Konstantin'le bir alıp veremediğim olmasına sevindim.
alıp veremediğim olmamasına sevindim daha doğrusu. Yanlış cümle kurduk sanırım. Oo, eksi 6.000. Aman da aman, aman da aman. Ne kadar güzel, ne kadar güzel giriyor bana. Peki bir şey soracağım. Ya bu adamların dalacağından emin miyiz abi? Böyle belki birilerine vurkaç taktiğiyle bir şeyler yapabilir miyiz? Yani misal bir yanımda 20 tane Yeniçeri falan mı taşısam? 240'a kadar getirdik buranın sayısını. Abi Anadolu'ya gidip o sesim gitti. Anadolu'ya gidip akınlar düzenlemeye çalışacağım ya. Elimden geldiğince yani bulduğumu yıpratmaya, zayıflatmaya çalışacağım. Tuttuğum adamı kesmeye çalışacağım. Mora Halil Bey tarafından yağmalandı. Abi sen neler diyorsun? Orada bir yağma atıldıysa fetih hareketleri de başlatabilirler. Oo, bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. 266 askeriyle Fatih Sultan Mehmet Han burada. Peki bir şey soracağım. Bütün Üsküp'teki okçuları alsam, padişahım bir beni takip eder misiniz? Bir beni takip edin abi. Zaten bak kayınpederim beni bir 4K üttü. Onun acısını alacağım. Beni bir takip eder misiniz abi? Beni bir takip eder misiniz? Bak bu serinin başında kurtardım seni, gel benimle. Gel yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Çönstendil köyümü yağmalamaya gitme. Buraya gel. Hoo. Tamam. Tamam. Şş. Buradayım. Ha. Ha şöyle. Tamam. Tamam hadi hadi sen en iyisisin hadi. Ne kadar askeri var bunun? Abi tımarlı sipahileri falan çok. Peki bir şey soracağım. Yeniçerileri karşısına dizdiğimde padişahla kapışabilecek konuma gelecek miyiz? İnşallah gelebiliriz abi. Bir saniye. Şuradan Yeniçeri okçularını al. Buradan kemankeşleri al. Kemankeş ve acemi olanlarını direkt kaleye koyacağım. İbrahim Paşa Könstendil köyünü yağmalıyor. Bekle, bekle. Önce padişahla kapışacağız abi. İşlem önceliği. Önce padişahla kapışacağız, sonra diğerlerini indiririz. Şöyle acemi oğlanı ver. Abi, daha fazla asker almak isterdim ama daha fazla askerim yok. Ama gerçi daha fazla asker alırsam yani Kapıkulu sipahilerinin ardına mı Yeniçeriler girsin bilmiyorum ki. Kapıkulu sipahileri önden girsin. O zaman Yeniçeriler arkadan girsin ya. Kale savaşı değil bu. Hadi bakalım şöyle padişahla bir yüzleşelim. Padişahım. Seninle sonuna kadar savaşacağım. Ve çok nostaljik bir savaş olacak bu. Beyler herkes bir beni takip etsin. Herkes bu konumda kalmıyor. Herkes bir beni takip ediyor. Yeniçeriler geldi mi öne? Güzel yeniçerilerimiz var. Oo. Abi okçular buraya. Okçular buraya. Yardımcılar buraya. Süvariler beni izliyor. Hatta süvariler beni izlemiyor. Süvariler dalıyor. Kapıkulu sipahileriyle kapışacağız. Oo, padişah bize karşı bir bilenmiş abi. Padişahım, devletlüm bize karşı bir bilenmiş. Onu fark ettim. Herhalde böyle yemeğimizi bozup topraklara çöktüğümüzden dolayı bir parça sinirlenmiş olabilir. Şu an bu arada var ya acayip şeyim ya, böyle bir çekingenlik var üzerimde. Fark etmişsinizdir. Hem savaştığımız ordu kuvvetli bir ordu. Yani koskoca padişahın ordusuyla savaşıyoruz, hem de eller ham abi. Eller ham. Benim eller şu an Bannerlord'da. Benim kafa Bannerlord'da abi. O hamleyi yapıp yapamayacağımı bilmiyorum. O askerlere vurup vuramayacağımı bilmiyorum. Eller bayağı hamladı benim ya. Dur bakalım ama elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Hocam. Yeniçeri okçularına da mı hücum emri verdim? Acaba Yeniçeri okçuları beni takip ette mi kaldı? Aynen abi, beni takip ette kaldı Yeniçeri okçuları. Vazgeçtim. Bak okçular, dizilim talimatı bu konumda kal. Yardımcılar da bu konumda, sadece süvariler hücum. Okçular beni takip etmesin de şu yukarıdan tepeye çıkıp böyle oklayabildiklerini oklarlarsa çok harikulade olur gerçekten. Benim yine mi atı bezdirdiniz ya canından? Benim atı yine canından bezdirmişler abi. Yeniçeri okçularının arasına tımarlı sipahiler de almış anlaşılan. Oy, ne yaptın sen? Koltuklanmış kargı vuruşu yedin. Nasıl yedim, nereden yedim bilmiyorum da yemişimdir o kargı vuruşunu ya. Evet, bir ayağa kalkabilir miyim?
Abi bir saniye. Neredeyim ben? Çıkarın beni bu cehennemden. Neredeyim ben? Çıkarın beni bu cehennemden. Kendimi şeyde zannediyorum şu an. O şeyde, CS'de hangi haritaydı o? CS'deydi değil mi bu çıkarın beni bu cehennemden repliği? Abi herkese verdim hücum emrini de. Padişahın atlısı böyle bizden daha fazla ya. O sipahileri falan bizden daha fazla abi sipahi sayısı. Adam ister istemez bizi bir şey yaptı, bizi bir yıprattı ya. Kaç askerimiz var? 14 yaralı, 9 ölü, 59 yaralı, 38 şey 38 yaralı, 59 ölü var padişahta da. Abo. Abi şu an inanın bana var ya farklı bir oyun oynuyor gibiyim ya. Yani hiç elim alışık değil. Hiç elim alışık değil. Neyse şikayetlenmenin zamanı değil. Padişahla çarpışıyoruz efendim. Koskoca Osmanlı padişahıyla. Padişahı kurtardığım gibi de böyle yerle bir etmesini bilirim. Bizim atlılar nerede? Yani şu arada beni bir yakalarlarsa mahvederler. Benim atlılarıma ihtiyacım var. Atlılarım gerçi 4000 noktadan buraya doğru ilerliyorlar ama benim atlılarıma ihtiyacım var abi. Burada beni yakalarlarsa mahvederler çünkü. Korkuyorum bir yandan ya böyle. Evet burada da ıskalıyormuşuz. Burada da ıskalıyormuşuz onu öğrendim. Hop. Bayağı bu arada buradan esir aldığımız askerler olacak. Buradan esir aldığımız askerlerle acayip güzel işler başarabiliriz. Çünkü buradan esir alınan askerler kıdemli tecrübeli askerler oldukları için oldukça fazla getirileri olacaktır. Yani en azından ben öyle tahmin ediyorum. Savaşın seyri nedir? Hemen bir onu kontrol edelim. Yalnızca bir düşman askeri kalmış durumda ve padişahı bayağı zayıflattık galiba. 10 ölümüz var. Umarım bu ölüler okçulardan değildir. Daha doğrusu okçulardan diyorum pardon. Süvarilerden değildir. Çünkü kapıkulu süvarisi eğitmek, kapıkulu sipahisi eğitmek şu sıra zaten oldukça zorlu. Elimde bulunan sipahileri kaybetmek istemem açıkçası. Hala o bir tane askeri mi kovalıyoruz acaba? Aynen öyle abi. Aynen öyle. Hala o bir tane askeri kovalıyor bizimkiler. Yalnız canım bayağı azaldı. Yani gelecek tura böyle bir daha temkinli yaklaşmak istiyorum. Gerçi bu tur zaten bizi çantada keklik gördüklerinden dolayı hebeli gübele daldılar. Gelecek tur muhtemelen kademeli olarak ilerletmeyi dener orduyu. Kademeli olarak ilerlettiği vakitte biz de kademeli olarak Yeniçeri okçularını ilerletiriz. Yani gelecek tur daha fazla okçu girecek diye tahmin ediyorum. Burada işimiz bittikten sonra da köyümüzü yağmalayan İbrahim Paşa ile çarpışırız. Güzel güzel, en azından çok fazla kapıkulu sipahisi kaybetmemişiz. Şimdi şartlar daha yeni yeni eşitleniyor. Abi herkes buraya, herkes buraya, bekle. Bekle 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 bekle, herkes bir toparlansın. Abi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız biliyor musun? Yeniçeri okçuları beni dinleyin. Okçular buraya. Hatta okçular şöyle buraya. Sipahiler buraya. Yardımcılar buraya. Okçular. Okçular diye benim bir şeyim yok ki. Ben birimin adını değiştirdiğimi unuttum. Ben birimin adını değiştirdiğimi unuttum abi. Değişen birimin adı Daştaşlılar. Kemankeşler normal okçuydu. Bunların sınıfı bir değiştirdiydik. Abi şimdi elimden geldiğince Yeniçeri okçularını ön tarafa getirmeye çalışacağım. Yeniçeri okçuları önden düşmana zarar verebildiğince zarar vermeye çalışacak. Arkadaşlar bir ateş etmeyin. Bir ateş etmeden yerleşin. Okçular değil abi. Okçular değil. Yeniçeriler ateş etme. Ateş etme. Şuraya doğru bir ilerle. Süvariler buraya. Yeniçeriler bir parça daha ilerleyin. Süvariler siz de buraya. Evet, Yeniçeriler bir parça daha ilerleyemiyor. Niye? Hep okçulara gidiyor elim. Bu adamları benim okçular olarak tekrardan çevirmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ateş serbest.
Ateş serbest. Duman edin orayı. Duman edin orayı. Bizzat ben de bu taarruz ateşinin içerisinde yer alacağım. Acaba taarruz ateşimiz neden etki etmiyor ya? Süvariler bir hücumlasın bakayım. Yardımcılarım da arkama gelsin. Hiçbir şey mi isabet ettiremedik ya? Tamam, bak adamlar dağıldı. Adamlar dağıldı. Bize fokuslanamıyorlar şu an. Sanırım okçuluk yeteneğim umduğum kadar iyi değil. Ya da okçu grubunu mu iyi bir alana konumlandırmadım? İlerleyin lan şuraya doğru. Aa, sıka sıka ilerleyin abi. Sıka sıka ilerleyin. Bizim süvariler dağıttı mekanı ya. Hah bak şimdi çıkan şu grubu bizim Yeniçeri okçularının malamat etmesi lazım. Adam seçilmiş kişi galiba. Yok benim okla onu vuracak yeteneğim yok abi. Benim normal silahla bile onu vuracak yeteneğim yok. Kaldı ki ok. Şuraya doğru gelsinler elemanlar. Yeniçeri okçuları bu alana doğru gelsin. Adamın atını devirmeyi başardım. Kendi sapasağlam ayakta ama atını devirdik. Ramazan cengaveri Babuş Paşa tarafından devrildi. Süper. Padişahın ordusundan sonra sıra köyümüzü yağmalayan diğer lordun ordusunda. Ya bu arada paslanmışım. Yani ne yalan söyleyeyim paslanmışım. Ağırlıklı olarak kale savunma savaşlarına birazcık daha fazla odaklandığım için bir de çok uzunca bir süredir Bannerlord oynadığımdan dolayı sanırım ben baya baya paslanmışım abi. Belli olmaz bak belki bu lordları yendikten sonra Edirne'yi kuşatıp ellerinden almaya çalışabilirim. Ve padişahı kuvvetle muhtemel esir alacağım. Diğer lordları sarılacağım ama padişahı esir alacağım çünkü düşmanın tekrardan kuvvetlenmesini istemiyorum. Kayıpsız mı? Oo. Fatih Sultan Mehmet Han kaçmayı başardı. Abi başarır, başarır. Şu şimdi bak dandiklere atıp iyileri almamız lazım. Yani acemi oğlan, köylü kadın, işte şu diğerleri bunları atacağız. Yeniçeriler alacağız. Hatta Bulgar haydutu, çiftçi, Kapıkulu piyadesi, Bizans süvarisi. Tımarlı sipahileri de salla. Yeniçeri zırhlılarıyla normal Yeniçerileri al. Efendime söyleyeyim ondan sonra Osmanlı kaptanımı, Tımarlı sipahi, Akıncı, Acemi oğlanı, Kapıkulu piyadesi, Kapıkulu sipahisi. Sanırım en fazla parayı sipahiler verir diye tahmin ediyorum. Burada bir eşya havuzuna girebilir miyim? Oo, abi bu daha iyi. Bu daha iyi. Bir armor değiştirelim hocam. Bir armor değiştirelim çünkü bu armorun ağırlığı 22, ötekinin ağırlığı 58. Şimdi 58 armorla ilerlemek farklı, bununla ilerlemek farklı. Ama bir saniye, önce bir şu yemekleri yukarı yerleştirelim. Çok güzel. Ondan sonra burada satılacak malzemeleri bir alalım şöyle. Ki fazla bir şey alamadım zaten. Tamam, çantada boş yer kalmadığı için bıraktım. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar bu tarz durumlarda ne yapıyorduk? Bu tarz durumlarda ışınlanıp direkt hana gidiyorduk. Çünkü bu köle satışlarını falan bu şekilde yapmazsak oyun yürümüyor. Özellikle hani ekonomim falan çok feci mahvoluyor. O yüzden ışınlanmak durumundayım böyle durumlarda. Kimde şey vardı ya? Köle tüccarı vardı. Alt tuşuna basıyorum köle tüccarı için. Hocam selamun aleyküm. 14K'ya şu adamları bir al bakayım. Abi bir de Allah Allah şu bizim öteki Mora Despotluğundaki kaptanı sayamıyorum galiba. Tamam şöyle yapacağız. Mora Despotluğundaki kaptanı at buraya.
Bir de esir yeri kaplamasın, en azından iyi para geldi. Şimdi bu köyümüzü yağmalayan elemanla bir hesaplaşma vakti. Sonuçta padişahın orduyu devreden çıkardığımıza göre köyü yağmalayan arkadaşla da bir yüz yüze görüşebiliriz diye tahmin ediyorum. Bu arada Artimenleri bulamadık hala, değil mi? İbrahim Paşa bir gelsene ya. Bir geleydin, bir görüşeydik seninle. Ha, buralarda niye adamım zikzak çiziyor peki? Hızı 4.4, hızı 4.6. Benim hızım 4.6. Ben buraya yetişirim de şeyden çekiniyorum. Oo, merhaba. Merhaba, merhaba. Az daha var ya, buraya yine kafalama dalıyordum. Gareziniz banaydı değil mi arkadaşlar? Gareziniz banaydı yani. Ben gidince her şey herhalde rayına oturdu böyle. Her şey günlük gülistanlık oldu. Adamların garezi banaydı abi. Bende niye peki bir kişinin bile toplandığını görmedim? Bende niye böyle bir düşmanlar topyekün dalıp babaannemize halay çektirdiklerinde bir kişi bile gelmedi? Bekle, adamları Üsküp Kalesi'ne yerleştirelim şimdilik. Moralleri düşmesin. Şurada biraz bekleyelim. Hangi kaleye dalacaklar onu merak ediyorum. Yani savunma savaşını nerede vereceğiz acaba? Manastırda. Pekala. Şimdi yapmamız gereken işlem şu. Abi dışarıda yakalanmamayı umut ederekten 10 tane Yeniçeri okçusu hariç geri kalan herkesi alacağım. Adamları okçularla durdurmaya çalışacağız ama okçularla durduramayız. Üsküp'e geri girsene bir. Şuradan 50 tane kapı kulu sipahisini de ver. Ver tamamını ya. Tamam, okçuları yerleştireceğiz. Ha, bu arada sen okçusun abi, şu sınıfı sil Allah aşkına. Öyle bir sınıf yok, şöyle bir sınıf yok, onu bırak. Onu bırak, onu bırak. Şimdi okçular diyeceğim, yukarı diyeceğim. Bir bakacağım bunlar böyle hiç oralı değil. Abi okçular niye benim sözümü dinlemiyorlar falan diye çıldıracağım ondan sonra. Yalnız Üsküp'ü savunmasız bıraktık. O kötü oldu tabii. Burası kuşatma altında, öyle değil mi? Aynen öyle abi. Lan bende niye kimse toplanmıyordu lan? He? Aa, doğru söyleyeyim, beni sevmiyordunuz değil mi? Beni sevmediğinizi itiraf etmek istemiyorsunuz şu an. Selamun aleyküm. Yeniçeri okçularını buraya yerleştir. Kemankeşleri al. Kemankeşler bir tık alta. Silahtarları al. Silahtarlar bir tık alta. Tımarlı sipahileri al. Bunlar bir tık alta. Kapıkulu sipahileri benim grubumda. Tamam, sipahiler benim grubumda dursun. Diğerleri şey, çünkü diğerleri okçu, okçular orada duracak. Dev düşman grubumu. Hey yavrum hey, biz daha ne devleriyle kapıştık. Hey gide hey be. Bekleyin abi bir... Büyük save alalım da çok kuvvetli gelmesinler. Yedek babuş paşa save'ine de kaydedelim. Ben 10 gün içerisinde olup biten olaylara bak. Ya bu arada kusura bakmayın, vallahi gözlerim alışık değil yani. Şu an ben Bannerlord oynuyor gibi. Hop, ne oldu abi? Abi ne oldu, niye daldınız? Niye daldınız hocam? Versene şu tımarlı sipahileri bir tur. Şunları bir tur ver. Şurayı da ver, bu Yeniçeri okçularını gidip başka bir yere koyarım. Nereye lan? Yarısı oraya kayboldu, yarısı oraya kayboldu. Kesin var ya şey yapıyor. Oo, ne oluyor abi? Hayırdır? İki kişi kuyruğu bana mı diktiniz? Gelin lan. Gelin lan, 2 vs 1 lan, hadi bakalım. Ömer Paşa ne yaptın? Gel ulan. Gel ulan. Hiçbirinize geri vites yok oğlum. Alayınıza lülü lan. Alayınıza lülü. Ben olduğumda kimse hiç böyle maraşer çağrısı falan yapmıyordu. Kimse birbirine yardım etmiyordu. Hayırdır? He? Sorun bende miydi lan? Sorun bende miydi? Ben varken niye birbirinize yardım etmiyordunuz? Niye kimse bana yardıma gelmedi? Ben niye Balkanlarda tek başıma savaştım? Abi kendimi sorunlu halka gibi hissediyorum ya. Sanki böyle hani tek problem benmişim, ben gittikten sonra hayatları günlük gülistanlık olmuş gibi. Ama uyandırayım birader. Bensiz de siz bir içsiniz. Hadi bakalım. İstediğin kadar adam topla, istediğin kadar asker al gel. Bir tane Yeniçeri okçusunu yamulttular orada. Bizim fazla askerimiz yok. Tek yaşadığımız sıkıntı o. Fazla askerimiz yok. Fazla askerim olsa her şeyin üstesinden gelirim de. Ama şimdi ne yaptılar biliyor musunuz? Seferberlik başlattılar ve
topladıkları büyük orduyu ayırttılar. Yani farklı farklı noktalara dağıldı ordu. Şimdi ayrılınca ne olacak? Ayrılınca komple bana yem olacak bu ordu. Ve kapı kulu sipahileriyle dağıldığım için ağırlıkla onlardan esir de alabileceğim. Aldığım esirler sağ olsun ekonomiyi de toplarız tekrardan. Hocam bizim atın yemini mi az verdiniz? Ne yaptınız? At sakatlandı galiba, ilerlemiyor. Şimdi bak işin en sıkıntılı yanlarından biri ne biliyor musun? Bu adamlar kendi ülkesinden askerlerle savaşıyorlar. Kendi ülkesinden askerlerle savaştıkları için ister istemez bir moral bozukluğu yaşayacaklar. Yani Osmanlı askerleri için fazladan eksi moral yiyeceğiz ki bizim ordu komple Osmanlı askerlerinden oluşuyor. Hayırlısı bakalım. Kahve içiyorum da bu arada. Ne yapayım? Konuşurken böyle bir boğazım kuruyor. Kahve hallediyor bütün sorunu. Siz de için bol bol sıcak tüketin abi. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Mutlaka sıcak tüketin. Abi o adama kaç kişi çarptı? Bak düşmanın bayağı canını okuduk ha. 4 ölü 6 yaralıyla düşmanın bu denli canını okumak bayağı güzel bir şey, bayağı güzel bir olay. Bu arada Mareşal Halil Paşa, yani benim kayınbaba önderliğinde toplandı bu ordu. Bu ne anlama geliyor? Bu orduyu bir şekilde yamutmayı başarırsam Edirne'ye gidebilir ve Edirne'deki o orduyla mücadele içerisinde olabilirim. Ya bu arada en çok bak sürekli Bannerlord Bannerlord deyip duruyorum. Gerçekten çok güzel olmuş oyun. Oyunun en çok sevdiğim yanlarından biri de otomatik savaş sisteminin düzelmesi. Otomatik savaş sistemi inanılmaz derecede iyi düzelmiş. Yani böyle bensiz askerlerin müdahale etsin dediği zaman patlamıyorsun. Hatta askerlerin sensiz dağıldığı zaman daha fazla experience kazanıyorlar. Sen saldırırsan sen fazla experience alıyorsun. Askerlerin saldırırsa askerlerin fazla experience alıyor. O olayı çok güzel ayarlamışlar. Yani burada taktik becerin yüksek biri olsa sorun yaşayabiliyordun. Ama Bannerlord'da o sorun yok. Bannerlord'da Bannerlord. İkisinin de serisi devam edecek tabii ki. Bu da devam edecek, o da devam edecek. Hocam siz nesiniz? Benim kestiklerim deniz azabı mı? Aa evet evet evet, bak okçu ihtiyacı olduğunda aslında şeylerden de alabiliyorsun. Kalelerdeki tümenci başlarından da alabiliyorsun. Gerçi benim hiçbir zaman o kadar hazinem olmadığı için şey yapamıyorum ama çok fazla paralı askere yönelemiyorum ama paralı asker sistemi de oldukça güzel. Evet, bizi ortadan kaldırmaya çalışan paşalardan ikisi. Lan oğlum lan, iyilik yaramıyor mu sana? Bizi indirmeye çalışan paşalardan ikisini indirdik. Diğer askerleri almayacağım ya. Hani esir askerleri bir alayım mı edeyim mi diye düşündüm de. Adamları kurtarayım mı falan diye. Adam kurtarmak bize yaramaz. Neden yaramaz? Çünkü boş para öderiz abi. Adamlar gelişmiş olmadığı halde, adamlar tecrübeli olmadığı halde bomboş para öderiz ve ben bunun yaşanmasını istemiyorum. Şimdi yapacağımız hamle ne biliyor musunuz? Doğrudan, doğrudan efendim. Işınlanıp bir köleleri satacağım. Ymiria level 20 mi olmuş? Ymiria'nın ağzını burnunu ne ara dağıtmışlar ya. 30'a doğru yardır sen Ymiria. 30 zekaya doğru yardır bakayım. Save almaya devam. Şu aşağıda biri daha vardı. Bak tam burada Çepni Dursun Paşa ile çarpışacağız, tamam mı? Monastırın biraz aşağısında. Şöyle bir Kosova'ya gidip hemen buradaki handan köleleri satmam lazım. Burada bir köle tüccarı vardı. Jeremus Deşavi. Abi köle tüccarı gitmiş galiba. Yo var mıydı? Baksana köşede birini gördüydüm sanki şu köşede. Jeremus var, Deşavi var, normal adam var. Aha bak. Şu köşe abi. Gezgin Saz Şairi. Hmm. Yanlış görmüşüm. Sofya'ya bir girebilir miyiz? Ha, çok güzel girdik abi. Çok güzel girdik. Peki asıl önemli soru. Sofya bize girerse.
Çifter silah kullanma hünerimden de çok memnunum. Öl lan artık. Bayağı bir zorladı şansını ha. Gezginimiz var burada. Türk özel çerisi var. Yok. Bana köle tüccarı lazım. Hızlıca köle tüccarına gidip bunları satıp... ama abartmıyorsunuz mu? Lan ayı gibi zırhı boşa mı taktım lan? Vurun lan bana. Çek çek. Kılıcını çek. Kılıcını çek de çarpışalım. Diğerleri nerede? Abi diğerleri nerede? Vur ulan. O adamdan güzel ses çıktı ölürken. Dedim herhalde bu son. Peki her hana girdiğimde bu şekilde yolumu kesecekler mi? Merhaba köle tüccarı. Evet sizi gördüğüme çok sevindim bayım. Kesinlikle sizi gördüğüme çok sevindim. Evet. Şunları bir alabilirsek çok tatlı olur. Eyvallah. Şimdi neredeydik? Monastırın köşedeydik. Bu paşayla çarpışacak mıydık? Belli olmaz. Belki çarpışabilirim, belki çarpışmayabilirim. Macar Krallığından Queen Brand serbest bırakılmış. Pekala. Gel bakalım. Çepni Dursun Paşa. Eyvallah. Hacı, bir şey konuşalım mı? Gizli saklı köşelerde kumpas kurmayı sevmem mi? Abi altı üstü gel bana katıl diyeceğim ya. Vallahi bak bende daha rahat edersin. Benim katıldığım krallık bozuluyor. Ben onu anladım. Bende bir sıkıntı var abi belli. Benim katıldığım krallık bozuluyor. Ben varken adamlar bir tane Maraşel çağrısına gelmiyorlardı. Ben bir çıktım gruptan. Oo, Samet gitti mi? Gitti hocam. Tamam. Devam ki. Parti başlasın o zaman. Ben şimdi istenmeyen arkadaş değil mi? Evet, iki kelimeyi bir araya getirebilseydim keşke. Tam istenmeyen arkadaş modeli. Hani PlayStation'a giderken çağrılmaz falan böyle. Ya da eğlence düzenlersin, çağırmazsın. Bırak o tat kaçıracak şimdi diye. Herhalde benim Osmanlı'da üstlendiğim görev oydu abi. İstenmeyen arkadaş. Lan be. Lan be. Ponçik kalbimizi kırdınız be. Ha ne vardı ben varken de Maraşel çağrısına gelseydiniz? Ne vardı beraber Sofya'yı alsaydık? Efendime söyleyeyim, Sırplara diz çöktürseydik, Leh askerleriyle çarpışsaydık, yani ne vardı? Aa, bu at kesin sakat ya. Bu at kesin sakat, yani şu an yürüyerek bu heriflerden hızlı gidebileceğime dair bir his var içimde. Bu atı bir değiştireyim artık, unutmayayım da. Sürekli unutuyorum ama, unutmayın diyorum, sürekli unutuyorum. Çünkü unutulmayacak gibi değil ki, sürekli hani savaştan savaşa, savaştan savaşa koştuğumuz için. Birader gel bakalım. Senin de bir ifadeni alayım. Hacı abi senin de ifadeni alayım. Ağırlıklı olarak kendi adamlarımın ortalığı temizlemesini istiyorum. Çünkü benim elimde bayıltıcı bir silah yok. Benim elimde bayıltıcı silah olmadığından dolayı ağırlıklı olarak adamları mıhlıyorum. Ama adamlar mıhlanmamalı, daha ziyade esirim olmalılar. Çünkü esir ticaretinden yolumuzu buluyoruz. Onu unutmamak lazım. Esir ticaretini devreden çıkardığın anda ben cortlu yok. Atı indirin aşağıya. At bir şeye yaramıyor. Benim at bozuk. Benim at bozuk böyle bir arada bir hareketleneceği tutuyor. Yalnız savunma savaşı yapsaydık daha iyiydi. Şimdi hepsiyle ayrı ayrı cephe muharebesi gerçekleştirmek pek hoş olmadı. Baksana abi adam yani kafasına göre geliyor yanıma. İndiriyor beni aşağı. Benim at bozuk çünkü. Durun ulan. Teker teker gelin lan.
Delikanlı mısınız lan? Delikanlı mısınız lan? Nereye kaçıyorsun? Nereye? Nereye? Nereye kaçıyorsunuz? Hayırdır? Lord'u bulduk, kafasına kafasına vurun diye böyle üşüştüydünüz etrafıma. Hayırlar ola. 12 kalmıştı. 12 kişi kalmış düşmandan geriye. Dur benim bozuk olmayan bir ata bineyim de onunla mücadele vereyim ya. Baktı ki ortalık kötüye gidiyor. Elemanlar benimle uğraşırken bizimkiler diğerlerini mahvetmiş. Tabii kaçış rotası oluşturma aşamalar falan. Dur bakalım, geliyorum geliyorum. Geliyorum birader, adam güzel güzel şey yaptı. Abi kızılderili stili, sarın etrafını, sarın etrafını. Bannerlord'da o kızılderili stilini de gördüm ya, adam full atlı okçu yapmış. Ama kalkan tuttuğunda bir cacık yapamıyorlar abi. Okları tükendiği an kaçıyorlar savaştan. Bitti mi eleman? Helal be size. Helal be size. İyi, çok fazla bir kaybımız yok. Düşmana bir tur daha saldırmak durumunda kalacağız tabii ki. Bu arada buradan kazandığım namla herhalde grubumda bir 300 asker tutmam lazım. Baksana adamların hepsinden fazla nam kazandım ya. Bütün ordularla tek başıma savaşıyorum zaten. Bütün atlıları almak bence güzel fikirdir. Yalnız müsait bir ara kesinlikle böyle bir... Ya bu adamlarla bir barış anlaşması yapmamız şart abi öncelikle. Çünkü en çok adam topladığımız yer Osmanlı'nın bulunduğu bölge. Aslında sırf Osmanlı askeri kullanmak zorunda da değiliz ha. Barış döneminde bir Osmanlı askerlerinden ziyade gidip Akkoyunlu askeri falan da toparlayabiliriz. Akkoyunlu askerleri de ağırlıklı olarak atlılardan oluşuyor. Atlıları yaparız paso, atlılar, atlı okçular... Düşmanın canını iyice okuttururuz abi. Sanırım bu seferki düşman grubu bizi pek zorlamayacak. Şurada bir grup açığa çıktı ama... Abi bir kale savaşı sürdürüyor olsaydık muhtemelen buradaki adamlar bizim canımızı okurdu. Evet, sabırsızlığımın sonucu olarak beni burada mahvedecekler değil mi? Atı değiştiremezdim çünkü aynı savaşın içerisindeyiz zaten. Ben her zaman bardağın dolu tarafını düşünüyorum. Benim hasar yemem o kadar önemli değil. Ben hasar yiyorum ama benim adamlarım buradaki elemanların tamamını kılıçtan geçiriyorlar o arada. Yani düşman bana odaklanmışken benim ordum gerçekten çok büyük işler başarabiliyor. Bu da beni mutlu ediyor açıkçası. Ve ağırlıklı olarak atlılardan oluşan askeri grubumu da seviyorum. Artimenleri de bir ara bulmaya çalışacağım. Hatta bir ara kendime birkaç tane fazladan derebeyi de almaya çalışabilirim. Çok güzel. Çepni Dursun Paşa ve askerleri de bizim tarafımızca zapt edildi. Şimdi şöyle bir Yeniçerileri, Yeniçeri zırhlılarını, Tımarlı Sipahileri, Kapıkulu Sipahileri ve Akıncıları şöyle bir ufaktan alalım. Hocam merhaba. Şimdi Monastır'da ne kadar adam var? Öncelikle bir ona bakmak istiyorum. 250 asker var Monastır'da. Şimdi tekrardan Saraybosna'ya ilerleyeceğim. Öncelikle Saraybosna'da esir tuttuğum adamları satacağım. Ondan sonra da Monastır'a kullanmadığım orduları bırakıp elimden geldiğince hızlı bir şekilde Osmanlı nereye saldıracaksa oraya dönmeye çalışacağım. Bu arada normalde böyle şeyler yapmam ama şurada bir yağmaladığım, lootladığım eşyaları satmak istiyorum. 2300, o kadar para yok. O zaman fark etmez abi, peynir mi zeytin verirsin anlaşırız. Aynen öyle, aynen öyle. 80-90k para oldu ha. Bayağı iyi oldu lan. Şimdi Monastır'a doğru gelmiştik zaten. 250 asker var burada. Üsküp'e ilerleyelim. Bir Üsküp'te askerleri çok şey bıraktık. Çok savunmasız bıraktık abi. 128 adam ne? Bayağı savunmasız bıraktık burayı. Şöyle Yeniçerileri ver. Kemankeşleri al. Buraya Yeniçeri yetiştirip koyacağız. 35 tane tımarlı sipahi var. Bu 35 tımarlı sipahiyi de buraya koyalım. Nasıl olsa Kapıkulu okçularını aldık. Kapıkulu sipahilerini aldık. Kapıkulu okçuları diyorum, sipahileri. Şimdi adamları birazcık yavaşlattık. Yavaşlatmadık daha doğrusu. Ağızlarını burunlarını dağıttık yani. Bayağı bir savaşta üstün gelmeyi başardık. Böyle elimden geldiğince asker toparlayıp defansa çekilmek istiyorum ama becerebilir miyim? İnanın bilmiyorum.
Şöyle yapalım. Hani Anadolu'ya ilerleyelim. Böyle bir alabildiğimiz kadar asker almaya çalışalım. Anadolu'ya inip asker aldıktan sonra da ufaktan kendi şehrimize dönüp videomuzun sonuna gelmiş olalım. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde Osmanlı serisine de devam etmeye çalışacağım. Yalnız dediğim gibi ağırlıklı olarak direkt elim şeye alışık olduğu için arkadan biri geçti farkındayım. Umarım Çanakkale Sancağı'nda çok adam yoktur. Macar'la Osmanlı barış anlaşması imzaladı. Vay anam vay. Bizanslı korsanlar falan başlamış Osmanlı'nın olduğu yerde. İlginç. Balıkesir'den adam aldık. Şimdi Tavşanlı'dan adam alacağız. Hazinede para olması önemli değil. Bende para var. Tavşanlı'dan adam aldık. Çok güzel. Bursa Sancağı'na uğramadan Bilecik'ten adam alacağım. Padişahı yıpratalı çok fazla zaman olmadı. O yüzden padişahın gelip karşılık verebileceğini zannetmiyorum. Oo, bak İznik'ten aldığım adamlar var ya ilaç gibi geldi. İlaç ilaç. Umarım birileri daha gelip bana dalmaz ya. Ya muhtemelen dalacaklarını zannetmiyorum bu arada. Dalacaklarını zannetmiyorum. Abi Yeniçeri okçusu lazım bize deli divane. Grup morali mükemmel. Mükemmelden aşağı inmemeli. Üsküp Osmanlı Devleti tarafından kuşatıldı. İşte al başına belayı. Abi bekle Hüseyin Paşa. Bana bir bulaşmayın. Padişah ne ara 134 asker topladı ya. Ben buradan Üsküp'e doğru ilerleyebilecek miyim? Abi asker toplamaya gitmişken orada benim Üsküp'ümü elimden alırlarsa var ya. İşler harbiden böyle çok çirkinleşir. Osmanlı Devleti Akkoyunlu'ya savaş ilan etti. Tamam. Abi dayanın. Dayanın, 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 dayanın. Tamam geldik, 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 geldik. İçeri girdiler, içeri girdiler bu arada. İçeri girdiler. Abi içeri girdilerse çevirebileceğin herkesi Yeniçeri okçusuna çevir. 131 askerim var hala içeride. Birader, hop dedik. 280 askerimle mücadele edeceğim onların askerlerine karşı. Abi bekle. Abi bekle, 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 bekle. Geri çekil. Okçular geri çekil. Piyadeler burada kal. Süvariler burada kal. Yimire şuraya çekil. Piyade varsa da buraya. Bekleyin abi. Adamlar kuşatma kulesi mi ilerletecekler? Yo normal çıkacaklar öyle. Tamam. Tamam normal çıkacaklar. Gayet iyi. Gayet iyi. Süvariler. Birazcık daha şuraya. Birazcık daha şuraya anam. Süvariler dizilim talimatı yakın dur. Adamlar bize pek fokuslanmıyor gibi. Acaba süvarileri çok mu geride tuttum? 400 askerle gelip benim kalemi almaya çalışmak iyi cesaret hocam bu arada. Cesaretinizi beğendim. Cesaretinizi takdir ettim. Abi bir saniye süvariler hücumlayın. Okçuların alanını savunamadık ya. Okçuların alanını savunamadık abi. Okçuları koruyamadığımız için gerekli ateş gücünü sağlayamadılar burada. Okçuları nereye yerleştirebilirim ki? Acaba herkes mi hücum komutunda olsa yani okçular da mı hücum komutunda olsa? Abi okçular da hücum komutunda olsun ya. Surlara yanaşsınlar, surların dibinden sıksınlar. Anında ben de şuraya geçiyorum abi. Ben de şuraya geçiyorum. Kıyma makinesi mod 10. Biz boşa geri çekiliyormuşuz ki. Burada zaten adamların üstesinden geliyoruz abi. Kıyma makinesi, kıyma makinesi. Baba sende de ne zırh varmış be. Sende de ne zırh varmış be. Abi kafadan 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 kafadan. Bu adamlar yalnız ağır zırhlı falan ha. Bu adamlar ağır zırhlı falan. Şey gibi değil yani böyle nasıl diyeyim? Sırp askerleriyle falan savaşmaya benzemiyor. Genelde onlar birazcık daha az gelişmiş oluyorlar. Osmanlı askerlerinin harbiden zırhı da yerinde, şeyi de yerinde abi. Eğitim düzeyi de yerinde. Yani hepsi eğitimli askerler. Burada hiç Osmanlı acemisi ya da Ulufeci görebiliyor musun? Hepsi ya Yeniçeri okçusu
Ya zırhlı yeniçeri ya da normal yeniçeri. Öyle tırt asker yok. Bu arada benim biraz mekandan uzaklaşmam gerekiyor. Mekandan bir parça uzaklaşmazsam beni bir parça üzecekler gibi. Ki benim askerleri de bir parça üzüyorlar sanki. Oo güzel güzel. Arada birilerini alabiliyorum böyle. Arada derede birilerini alabiliyorum. Benim amacım zaten arada derede birilerini almak. Hoppacık. Bir tur daha mı geliyorlar ya? Oo, bizim kapıkulu sipahilerine bayağı zarar verdiler ama. Bayağı zarar verdiler, o kötü oldu. Oo. Kaç canımız kaldı? Az canımız kaldı abi. Az canımız kaldı, dikkatli olmamız lazım. Dikkatli oynamazsak işler bizim için çok geç olabilir. Dikkatli oynamak lazım. Altta asker kaldı mı? Abi siz bitmiyor musunuz? Sanırım kendileri tükenmiyorlar ya. Ama bak bardağın dolu tarafını görelim. Bu savaştan sonra birkaç tane şehir içinde kalmış asker dışında askerleri kalmayacak. Hani padişahın bir yeni kurulmuş ordusu var. İbrahim Paşa ve askerlerinin ordusu var. Onun dışında böyle pek ordu seçenekleri kalmadı adamların. Yani Osmanlı bize akın etmeyi sürdüremez. Şayet ki bize akın etmeyi sürdürürse Akkoyunlu Devleti tarafından Anadolu'dan çok büyük saldırılara maruz kalır. Ben de bunu göze alabileceğine pek kanaat getirmiyorum şahsen. Ne kadar adamınız indi hocam aşağı? 194-65 yaralı. Bizden de bayağı yaralı var. Ops. Bizden de bayağı yaralı var. Lan ne oldu? Adam şeyi mi attık kazara? Silahları falan mı attık? Burası şey bu arada. Burası bildiğim bug'lı bölge. Neyse ki buraya var ya kötü bir zamanda düşmedim ha. Buraya kötü zamanda düşmüş olsam işler benim için iyice kötüleşirdi. Evet, şuraya birlikleri bir yerleştir bakalım. Yeniçeri okçularını yerleştir. Diğer yeniçerileri yerleştir. Tımarlı sipahileri ver bir grubuma. Belki tımarlı sipahilerle beraber düşmanın üzerine ilerlemek icap edebilir ki... Oo, ne diyorsun ya? Tekrar mı geldiler? İkinci kez mi geldiler kuşatmaya? Ama sayınız daha az kardeş. Niye böyle bir şey yaptınız? Ben savaşta daha avantajlı konumdayım şu an. Kuşatan adamlar olarak onların sayı üstünlüğü yok, bir şey yok. Babacım neyinize güvenerek geldiniz ayıptır sorması. Tamam yürek de önemli de. Bence siz bitmeye oynuyorsunuz ya. Hatta ben tımarlı sipahileri grubuma aldım. Tımarlı sipahileri gruba alma sebebim neydi? Bu adamların üzerine yürümek icap ederse adamların üzerine rahat yürüyelim diye. Kaçanlarını falan tutalım diye ama kaçmayacaklar galiba. Adamlar ölümüne daldılar ya. Başarısızlık bir seçenek olarak gözükmedi galiba onlara. Ya da geri çekilmek bir seçenek olarak gözükmedi, emin değilim ama. Oo. Sen bir orada dur. Beni bir rahat bırak. Beni bir rahat bırakın abi. Yanlardan girişin elemanlara. Yanlardan çakın elemanlara. Güzel. Şimdi asıl iş buraya hedef alanları mıhlamakta. Buraya hedef alanları mıhlayacağız ki bak aralarında kemankeşler falan var. Buraya hedef alanları mıhlayacağız ki rahat edebileceğiz. Öteki türlü bu adamlar bizi burada barındırmaz. Konumumuzu da biliyorlar. Direkt bize çalışıyorlar zaten herifler. Gerçi 8 okun falan kaldı yani. 8 oka adamlardan kaçını indiririm bilmiyorum ama.
Oo, daha adam var. Paşam daha adam var. Kusura bakma. Dost bir askere vurdun. Hayır. Dost bir askere vurmadım. Dost bir askeri revire yolladım. Bir çay iç bak, ellerin uyuştu senin diye. Ok atmaktan böyle parmakların uyuştu kardeş dedim. Sen bana teslim et dedim, cephaneyi aldım. O şekilde anlaşalım. Kendi adamıma ok atmadım abi. Cephaneyi aldım. Kendi müttefik cephaneliğime şey yaptım. Müttefikin envanterine göz attım. Var mı daha? Bütün adamların işi bitti herhalde. Ulan tüh, bilsem kendi adamımın kafasına sıkmazdım. Ne bileyim. Ben bu kadar çabuk biteceklerini tahmin etmedim. Ki bu kadar çabuk bitmedi muhtemelen. Çandarlı İbrahim Paşa. Abi gitmekte serbestsin. Sen ne demek yani? İleride benim krallığa gelirsin Halil Paşa. Kayınpederim. Canım. Eyvallah. Eyvallah kayınpederim. Yani seni de esir alacak değilim. O kadar da gözüm dönmedi. Ama benden aldığın 4000 dukat bir canımı yakmadı desem yalan söylerim. Benden aldığın o 4000 dukat, benden çarptığın o bir bana şey yaptı, oturdu. O beni bir üzdü. Abi feodal şövalyeler, Leh savaşçıları, Leh atlıları, Leh süvarileri. Buradan adam almalı mıyım sizce? Ya bence benim yöntemim daha iyi ya, boş ver. Yani buradan evet bir ordu çıkar ama bu adamlara ödeyeceğim para yerine bildiğim adamlara para ödemeyi tercih ederim. Çok pardon. Bildiğim adamlara para ödemeyi tercih ederim. Yani Anadolu'dan bir ordu getirdim buraya. Çok da tatlı bir ordu kurdum. Hatta bakar mısın 250 kişiyle. Oo, bura garnizona mı kaldı? O nasıl oldu abi? Burası nasıl benim garnizona kaldı? Neyse, körler sağırlar birbirine ağırlar olmuş orada. Tamam, olur. Olur, en azından adam var. 250 asker de güzel oldu, evet. Babuşlar, izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Hepiniz umarım keyifli, güzel zaman geçirmişsinizdir. Mount & Blade Warband'da Osmanlı senaryosu gelecek bölümlerde kaldığı yerden devam edecek. Bu bölümde bayağı büyük savaşlar içerisine girdik. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.